لا تضرب الحمار. لا عليك الأشياء الثمينة الأطلق النار عليهم. Emrinizle ateş hazırız komutanım. Komutanım başka yok. Çatışma olmayacak. Komutanım. Burası tamam, toplanın. Tek tereyi tahtını ben tek. El katarra. Celabrus tarafına gitmelerini söyle. Ruhu ala taraf Celabrus. Elbap'ta hala çatışmalar devam ediyor. Fî mantıkta elbap, fî iştibeket. Ama az kaldı. Danış bey. كنت أعرفه لتتعرك لو. bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Türkiye değil mi Mehmet? Türkiye bizim yanımızda. Allah yardımcı olsun. Allah sizi korusun. Şükran Kadir. Şükran, şükran, teşekkürler. Türk askerinin el baba girdiğini söyle. Ceyşel Türki, dıkıl ahl el bab. Eşyalarını bırakırlarsa daha hızlı giderler. İzzet-i Türk'ün kıraatkom tuğsalu esra. Oraya gittiklerinde her şeylerini verecekler. Enik rahiyet emmen kul ehtiyacatkom. Şükran. Allah yardımcı olsun. Allah yardımcı olsun. Kız, cimci mi? Gel bakayım sen buraya. Bak bu da benim kızım. Bu da benim meleğim. Ne kadar da sana benziyor. Bak bu Bennute. Ama benim Bennute. Bunu buraya gelirken vermişti bana. Al bu senin olsun, tamam mı? Şükran gidiyor. Şükran, Şükran. Vay komutanım, vay.
Komutanım, bir şey sorabilir miyim? Sor Nazım. Ya bugün bu küçük kızla anası, yani bunlara musallat olan namussuzlar. İstese uzaktan indirebilirdik. Niye? Orada siviller vardı. Yapma komutanım, daha zor atışlarda yattık biz. Kızım. Benim kızım o yaşlardaydı Nazım. Benim küçücük kızım o yaşlardaydı. Bunlar masum, bunlara dokunmayalım demediler. O aşağılık, o şerefsiz, o kansızlar. Anladın mı? Benim hırsım bitmiyor. İçim soğumuyor. Dayanamıyorum Nazım, dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Dinlemeye takılan bir şey yok komutanım. Tamam. Beyler toparlanın. Gidiyoruz. Selih. Oğlum çatışma çıktı mı? Seni hiç sağda göremiyoruz. Uzaktan sıkıp sıkıp duruyorsun. Korkuyor musun yoksa? He? Komutanım, fiziki nedenlerden sağda ben sizin gibi saklanamıyorum ki. Siz bir çakıl taşının arkasında bile kayboluyorsunuz. Yılmaz Başçavuşum, bu sizin kaçıncı sınır ötesi operasyon? Nereden bileyim ben oğlum? Oturup onu mu saydım? Benim ilk. Ne yapalım? Komutanım, ben bugüne kadar hiç yurt dışına çıkmadım biliyor musunuz? Vallahi mi? Ne yapalım Can? Sana bir küçük altın falan mı taksak? Ya da tim arasında minik bir kutlama ha? Yok. Öyle aklıma geldi bir an. Sınır ötesindeyiz ya. Siz ne zamandır tanıyorsunuz tim komutanımızı? Teğmenliğinden beri tanırım onu. Silah arkadaşı Can'dır onun için, Can. Kol düzeni. Ve pilot edir kafanda abi. Abi Kerim ne emri be? Gözünde bir eve zededir Kerim oğlu. Kitap bir efendim oğlu. Kitap ahmak ağzımın da hemen kadar. Ben ne gittim abi diye hamuru beş. Derme vici yekerte. Türk derme bin ahli nerede bir bu hazır istine. Cebu pazarı ya emir karpidin. Natık teket ne levgarı. O çeti kafir cina levgarı. Çeten et işte kime. Ve bir türkü rast diyor ne bin çetre. Ümidim izine. Ejbi ümidim izine. Zübka. We're still looking for him. Shooting down this aircraft isn't a good call. They should not give these radicals a missile. That ever shall kiss. There is no need to belabor 2 points. Come here to talk.
Lübe dere vas. Hey, hey, hey. Stoke nu at. Kom i zekin chat. Sevkiyata niha gelek mezin huyadık ya. Hemşi boçin işi ne çedik? Ondar kevin. Enough complaining for the pilot. Look. We are bigger problem right now. Turks have opened the way. They are coming this way. Turkish forces messed up our planes. What are you trying to say? We will attack. We will kill all the Turkish soldiers coming this way. Have you gone mad? They will finish all these proxies if you let them contact directly with the Turks. The Tekfirians handle them at Turkmen's line. We will have the joint forces. We were ordered the seal of access. How will they explain this to the world? This is a no-fly zone. World doesn't know what's going on here. Turks are coming from the west. Takbris will enter the city from the east. We will wait until the Turkish soldiers on Vinod, then we will attack Mej. Turkish cause wants 2,000 Turkish soldiers die. تسكبي كله أفقى للباخ يا لرساكي أشهد أن لا إله إلا الله Allah senden razı olsun. Hızır gibi yetiştin. Saklanmam lazım. Etrafta başkaları var mı? Bizim oraya gel. Seni saklarız. Yakın mı? Çok yakın. Yanına da bakarız. Doktor var.
bölgede böyle bir yer olmaması lazım. Onlar bir haftadır oradalar. Sandık sandık silah getirdiler. Hadi hadi biz gidelim. Aman bizi görmesinler. Şşş. Bekle biraz, gideceğiz. محاد يتقومان على رزق الدنيا هالدنيا هالدنيا دنيا الامتحان انت زنجين وانا فقير أسكن أنا عن بشحات عن بشحات ما أنا مسؤولي أنت زديت عسقاق أنت زديت عسقاق كل العالم لو يساعدوا بعضي ما كان حد بيموت من جوعه ما كان حد بيموت من جوعه بن احمد سوريا تركيك بس kardeşlerin arasındasın anlayacaksın. Pilot Yüzbaşı Onur Keskin. Yarayı açmak lazım, tulum çıkar. Yanımda ilaç var mı? Neden? Burada ilaç çok değerli. Otur. Burada olmaz böyle. Bizim evde sakladık seni. Gece olunca bize getirirsin. Yara derin değil ama iltihap kapmış. Giyinebilir miyim? Giyin. Sağ ol. Tamam, sağ ol. Eyvallah. Bir kişi eksik mi? Kim eksik? Mahmut yok komutanım. Ulan deli. Akşam içtimasına kadar ortaya çıkmazsa verin firarını. Emredersiniz komutanım. Ya Mahmut abi, hücre cezası alıp da senin kadar keyfe gelen bir adam daha görmedim. Hücre deyip geçme oğlum. Yatağı var, döşeği var. Yemek, su, iş güç de yok. Kıymet bilin, kıymet. Ya git işine Mahmut abi ya. Hücrenin yatağından ne olur? Akşamlar. Ulan Mahmut, bıkmadın ceza yemekten. Ne zaman bitireceksin oğlum askerliği? Allah ömür verirse bir 5 sene daha yaparım komutanım. Akıllanmazsın lan sen. Çık. Şşt, durun. Şafak kaç durun. Saymadım ama bir 400-500 gün vardır herhalde. Yuh! Adam mı vurdun amına koyayım? Biter mi lan senin askerliğin? Seninki biter.
çekerse bizimki hala yandan at sikir. Boşver abi. Benle mi geldiniz lan askere? Çalışacaksınız tabii oğlum. Askerliğiniz çok. Biraz daha konuşsa ama Tuğla'yı vursun kafana. Dur oğlum. Papaz etme şimdi beni elin derisiyle. Mahmut abi. Abi sen bırak biz saçırız. Niye? Benim elim yok mu? Yok abi ondan değil. Yani sen yorulma diye. Mahmut abi. Mahmut abi ne yapıyorsun abi? Bak ceza yiyeceksin yine ha. Ceza verirler mi? Ordu malına zarardan sağlam ceza yersin bak. Ne kadar verirler? Çok. Çok? Abi. Abi Allah aşkına bak. Abi, abi gel bak, bak ben sana bir şey ısmarlayayım abi Allah aşkına. Bak gel konuşalım. Nesi var bunun? Akli havada dur biraz. Sürekli ceza yiye yiye askerliği bitmiyor. Dört yıldır asker. Dört yıl mı? Üç tane paşa görmüş burada. Deli raporu vermiyorlar mı? Doktorlar aklı yerinde diyorlar. Adam tuğlaları yere patlattı be. Arada geliyle işte. Kayış, kopuk kayış. Neyse oyalanmaya bakayım bitirelim ablalar hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yenisin galiba kardeş. Taşak mı geçiyorsun lan? Yok. Kolay gelsin. Gün doğdum. Ben koyanımda sandılar Türk uyudu ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. Mahmut abi geliyor. Mahmut abinin ağzına sıçayım. Kolay gelsin komutanım. Neredeydin lan sen? Hücre manyağı. Çarşıya çıkmıştım komutanım. Kime sordun lan çarşıya çıkarken? Komutana. Hangi komutana? Kışladaki hiçbir komutanın haberi yok senden. Büyük komutanım. Oğlum büyük komutan kim? Mahmut Dere Gaziantep. Çarşıdan geldim. Sağ olun komutanım. Atatürk Müslüman mezunu almış. Evet komutanım. Dört yıldır asker bu çocuk yüzbaşım. Katı akıl sağlığı yerinde raporu veriyor diye ömür boyu burada askerlik mi yapacak? Askerliği daha da uzamasın diye mahkemeye de sevk etmiyoruz komutanım ama siz nasıl emrederseniz. Çok büyük bir vukuat işlemedikçe ilk tezkerecilerle yollayın gitsin memleketine. Emredersiniz komutanım. Askere gitmemek için sahte ameliyatlar yaptırarak çürük raporları alan ve bu belgelerin düzenlenmesine aracılık eden Ankara merkezli örgüt üyelerinin ve özel bir hastanenin eski başhekiminin de aralarında bulunduğu 24 sanığın 10 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle yargılanmalarına başlandı. Aman ha kodum yavşakları. Hükümünde çürük raporu alan kişiler tek tek hakim karşısına çıktı. Hakim... Ne dinliyorsun Turun? Müzik. Müzik. Yabancı. Yok hevesinde mi? Heh.
Mahmut abi. Mahmut abi. Abi yırttın. Komutan bugün ilk tezkerecilerle gönderilmen için emir verdi. Yarın tezkerecilerle gidiyorsun abi. Kapır heyecan Rinnanay, rinnanay Kayıada bin sen götürür Hey canım, hey De şu cihana gelişim Hey canım Rinnanay, rinnanay Bir güzelden ötürü Hey canım, hey Gelkenden heyecan Rinnanay, rinnanay Ecel geldi erkenden Heyecan, heyecan İzin kapında Nasıl kırılır oğlum o kadar cam? Koğuşun kapısı açık kalınca cereyandan camlar birden çarpmış komutanım. Mahmut'un kesikleriyle bir alakası yok yani. Yok komutanım, hiç alakası yok. Lan oğlum. Tamam, çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Sen de helal et. Helal olsun abi. Sen de hakkını helal et. Helal hoş olsun. Bitiyor torun. Dert etme. Geldiğim günü hatırlıyorum. Da tek fark geldiğin gibi dönmüyorsun. Kendine iyi bak. Sen de. Hakkını helal et Mengüven. Sen de helal et. Helal olsun. Helal olsun. Gecikme. Fethiye'nin en yüksek kayasından denize atacağız, unutma. Mahmut abi! 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 Hakkınızı helal edin. Helal olsun abi. Sigarası olan var mı? Kafa yapma bizimle Mahmut abi. Sigara içmezsin ki sen. Sigarası olan var mı?
Mahmut abi. Kabar. Yemek koymayı unutmayın ha. Kan davasıymış komutanım. Töregiri askerliğini yaparken hesaplaşamıyorlarmış. Bitirmesini beklemişler. Çok güzel bir ülkemiz var yüzbaşım. Bereketli topraklarımız, denizlerimiz. Her dilden, her dinden zengin kültürümüz. Bütün dünya bize bakıp iç çekiyor. Koskoca iki kıtayı birleştiriyoruz da ailelerimizi barıştıramıyoruz. Aynı çeşmeden su içip, aynı kahvede çay içenler birbirini vururken biz vatanımızı dünyaya karşı korumaya çalışıyoruz. Senin anlayacağın yüzbaşım. Ayakkabı fiyakalı ama çorap delik. Efendim? Şaka şaka. Şu anda telefona cevap veremiyorum. Eğer bir mesajınız varsa çığlıktan sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Daha ne kadar benimle konuşmayacağını bilmiyorum. Orada olup olmadığını bile bilmiyorum. Burası tüm ezberini bozuyor insanın. Neden her sabah tıraş olduğumu bilmiyorum. Neden her gün botlarımı boyadığımı. Neden günde 4 kere sayıldığımı. Neden demir bardaklarda çay içtiğimi bilmiyorum. Beni hala sevip sevmediğini bile bilmiyorum. Ama deniyorum. O kadar ben gibi değilim ki burada. Tele sekreterdeki sesine tutunuyorum. Özür diliyorum sevgilim. Özür diliyorum. Askerliğim biterse en çok bunu yapmayı özleyeceğim. Kalk 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 kalk. Mülayim kesik. Hadi bakayım. Jilet gibi ol. Kahvaltıda görüşürüz. Eski komutan habercisi. Şimdi sen de mi ceylan çekeceksin? Tabii oğlum. Koskoca paşanın habercisi artık o. İçtimada sormadılar ki anasını satayım. Sorsalardı ben de yapardım. Paşam. İlk gününüz hazır mısınız? Nasıl hazır olmam? Hayatım boyunca bir emlakçıda bölge sorumlusu olmayı hayal ettim. Her şeyden olduğu gibi okulunuzdan sıkılıp terk etmeseydiniz belki kendinize göre bir iş bulabilirdiniz. Her şeyden önce bu telsizi yanından ayırmayacaksın. Duşta, yatakta, işerken, sıçarken, hatta rüyanda bile. Her an anons gelebilir. Sabah herkesten önce kalkıp komutanın makamını açacaksın. İşte çayı, çorbası, yemeği, yani boğazına geçen her şeyden sen sorumlusun.
Sabahleyin 8'de komutan şoförüyle komutanı gidip evinden alacaksınız. Akşam da mesai bitiminde evine bırakacaksınız. Gittiği her yerde gölgesi olacaksın. Vallahi çok havalı bir görev gibi görünüyor. Sana borçlandım. Çok havalı değil. Ama bunu alırsan ödeşiriz. Nedir bu? Mektup. Ne mektubu? Operasyona giden askerler son mektuplarını yazıp bölük yazıcısına bırakırlar. Eğer operasyondan dönemezlerse o mektubu Türk Silahlı Kuvvetleri ailelerine postalar. Bu mektup da sevdiğim bir dostum. Mektubunu hep bana bırakırdı. Yerime güvenilir birini bulmam lazım. O da sensin. Operasyona giderken mektubu sana bırakır, ödeşiriz. Ben de hiç tanımadığım bir ailenin kapısını çalıp oğlunuz öldü, son mektubunu bana bırakmıştı. Buyurun okuyun mu diyeceğim? Yaklaşık ama umarım gerek kalmaz. Olmaz abi. Eğer bunun karşılığında beni komutan postası yapıyorsan ben yokum. Tabii ki bunun karşılığında değil. Ama son mektubunu ailene bir postacı mı bıraksın isterdi? Bir düşün. Ben yapamam bunu. Afiyet olsun. Hadi kalk gidip komutanı alalım. Karını unutma.